Sen ki Allah'ın mazlum kullarına hamilik yaparsın. Allah seni yalnız ve çaresiz bırakmayacaktır. İnşallah hocam. Ellerimiz et ve kemikten müteşekkildir. Eğer kendi nefsimiz için kendi gücümüze güvenerek sıkarsak, gücümüz nispetinde bir yumruk olur. Lakin bizden daha güçlü biri bizi mağlup edebilir. Eğer Allah'ın kuvvet ve kudretine güvenerek onun rızası için sıkarsak, cihanın tüm orduları bir araya gelse onu mağlup edemez. Asr-ı Saadet'te Hendek Savaşı'nın hemen başında yaşananlar, inananlar için mühim bir misali sinesinde saklar. Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyordu. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmada namlı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm." dedi. Peygamber Efendimiz, "Sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir." buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. "İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?" Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, "Ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir." buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. "Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir." buyurdu. Hazreti Ali, "Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah." dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi. Ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. "Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırakma." diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına inletti. O gün kazanılan zaferin mukaddimesi de bu haykırış oldu.